sosyal davranışımızı düzenleyen kişilerin karşılıklı ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi... İsmail, geç oğlum. Pınar, oku kızım sen. Arkadaşının kaldığı yerden devam et kızım. Sizler de dönün önünüze. Pınar'ın okuduğunu kitaplarınızdan izleyin. Hepinize sorabilir. Hadi bakalım Pınar. Bir, dayanışma ve dayanışmanın toplum hayatındaki önemi. Dayanışma bir topluluğu oluşturan bireylerin doğru düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanması gerekir. Çünkü insan tek başına yaşayamaz. İhtiyacımızı karşılayamaz. Bu bakımdan insanlar birbirine daima muhtaçtır. Bir toplumdaki insanlar yoksullara doğrudan veya yardım kurumlara düşünemez. İnsanların maddi ve yönden ve yardımcı ihtiyaçları vardır. O günlerde insanlar birbirlerini teselliler eder. Birbirlerini acılarına paylaşır. Birbirlerini mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Bunun yanında sevişler de birlikte yaşanır, birlikte paylaşılır. Millet tosuda, kıvaçta, aynı. Yakınlaşma